Bir kardeşimiz tevbe ile istiğfar arasındaki farkı anlatır mısınız, söyler misiniz? Evet, İzah bunu eder daha önce misiniz? sohbetin arasında geçmişti buralarda, daha önceki sohbetlerde. Tövbe sebep, istiğfar sonuçtur diyenler olmuştur. Bazıları tersinden istiğfar sebep, tövbe onun sonucudur demişlerdir. Manalarını hangi açılardan ele almamıza bağlıdır bu. Ama önce şöyle diyelim. Tövbe Allah'ın Tevvab ismine dayanır. İstiğfar ise Allah'ın Gaffar ismine dayanır. Bir defa dayandıkları isimler ayrıdır. Şu inceliğe baştan bir vurgu yapmalıyım. Taib dendiği zaman tövbe eden bu insana raci olur. Taib. Allah'a taib denmez. Tövbeleri, tevvap tövbeleri kabul eden demektir. Tevvap. Ne kadar çok, ne kadar sık yaparsanız yapınız hepsini Allah kabul eder. Allah tevvaptır. Onun için tövbe Cenab-ı Hakk'ın tevvap ismine dayalı. Kul da istiğfar eder. İstiğfar da Allah'ın gaffar ismine. Ama orada Allah'a gafir deniyor. Mesela Allah'a taib denmez. Ama Allah'a el gafir denir. Gafiriz zembi ve kabili tevbi. Ayette kabili tevbi tövbeleri kabul eden ve gafiriz zembi günahları da bağışlayandır Allah. İkisi ayrı kelime, ayrı isimlere dayandırılmıştır. Tevvap sadece bir tanedir, tevvap. Ama gafir, Allah'a gafir denir. Üç derecesi var onun. İki, Allah'a gaffar denir. Üç, Allah'a gafur denir. Gafir, gaffar, gafur. Burada tevvaba müradif olanı gaffardır. Gaffar Allah sürekli olarak kullarını, günahkarları tövbe ettiği sürece mağfiretine mazhar edendir demek. Ama gaffardan öte bir de daha ileride, daha mübalağalısı olan gafur ismi vardır ki yani bu günah da mı affedilir yahu? Bu kusur da mı bağışlanır yahu denecek şeyleri bile Allah bağışlar manasında Allah'ın El Gafur ismi de vardır. Şimdi genelde tövbe Allah'a dönme demektir. Yanlışlığı anlama, Allah'a tövbe. İstiğfar ise Allah'a tövbe etmenin sonucunda Allah tövbeleri kabul edince bizi de bağışlar manasında bazıları ki ben ağırlıklı böyle olduğunu görüyorum. Tövbe etmek sebep ama onun sonucunda da mağfirete mazhar olma vardır. Kul Allah'a dönmeden tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi demeden Allah o kulunu bağışlamaz. Mağfirete mazhar olmanın yolu tövbeden geçer. Onun için şöyle bir münasebet daha aktarmamda fayda var. Nasır suresi mesela İza ca'e nasrullahi vel feth ve ra'eyten nase yedhuluna fi dinillahi efvaca ve sebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu. Orada ve estağfirhu Efendimiz'e hitap, istiğfar et demek. Tesbih et, tahmid et, istiğfar et ya Muhammed demektir. Efendimiz istiğfar edecek, tahmid edecek, tesbih edecek. İnnehu kâne tevvâbe. Muhakkak ki Allah istiğfarları da, tövbeleri de kabul edendir diyor. Kur'an-ı Kerim'de bu mesele o kadar çok genişçe geçer ki onun için biz hem tövbe etmeliyiz hem de istiğfar etmeliyiz. Hem tövbe hem istiğfar. Onun için Hazreti Adem tövbe kahramanıdır. Ama Hazreti Adem'in tövbesi istiğfarla beraber olmuştur. Rabbena zalemne enfusene ve illem tağfir lene. Eğer bizi mağfiret etmezsen, bağışlamazsan,
Gafir isminle, Gaffar isminle, Gafur isminle bağışlamazsan biz hüsrana ermişlerden oluruz. Ve illem tafilene ve terhamne merhamet de etmezsen lenekûnenne minel hasirin. Hazreti Adem istiğfar etmiş. Ama Hazreti Adem istiğfarıyla Allah'a dönmüş. Tekrar geldiği cennet alemine dönmüş. Ve işte ona da Allah'ın Tevvab isminin tecellisi deniyor. Manzara içinden sizler de fark ettiniz. Bazen tövbe sebep, mağfiret sonuç, bazen mağfiret sebep, tövbe sonuç oluyor. Bu makama, mekana, şartlara, belki işlenilen günahlara göre de değişebilir. Onun için bizler hem çok tövbe etmeliyiz, hem de aynı zamanda çok ama çok istiğfar etmeliyiz. Ve bunu da mesurat ile, tövbe ayetleri ve istiğfar ayetleriyle, tövbe hadisleri ve istiğfar hadisleriyle yapsak daha yerinde ve daha isabetli yapmış oluruz.